Değerli basın mensupları, kara bir Temmuz'un içindeyiz, başındayız ve görülüyor ki hem Türkiye siyaseti açısından hem parlamento tarihi açısından kara günler yaşatacaklar. Bunu müjdeliyorlar, bundan çekinmeden bunları ifade ediyorlar. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde kimsenin tenezzül etmediği bir yönteme başvurmuştu ve bir krizin üzerine gelmişti. Türkiye basınında bir sahiplik sorunu vardı ve gazeteler, televizyonlar iş adamlarınındı ve o iş adamları başka işlerde yapıyorlardı. Kiminin gazetesine, televizyonuna el konmuştu, kimininkine de daha sonra kondu ve kamu kaynaklarından, kamu bankalarından sağlanan kredilerle televizyonlar, gazeteler yandaşlara, hatta aileden olanlara, yakın akrabalara verildi ve onun üzerinden bir medya kuşatması gerçekleşti. Ve gelinen belli bir noktadan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tezleri her yerden ve sıklıkla, çoklukla ve doğruluğu bir kamusal denetime tabi tutulamadan duyulur oldu. Tabii buna karşı tepki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaşlarına sahiplendirdiği gazetelerin, televizyonların dışında muhalif medyanın bir mücadelesine, bir muhalif medya inşasına ve bu muhalif medyanın sesini duyurma çabasına dönüştü. Bunun iki tarafı var. Bir tanesi, birkaç tane sözünü özgürce söyleyebilen, iktidarı eleştirebilen televizyon kanalı ve gazete var. Ama vatandaşın bunlarla inanılmaz bir dayanışması var. Ratinglere baktığınızda ve yükselen kanallara baktığınızda, ratingini kaybeden kanallara baktığınızda artık vatandaşın AKP'nin yankı odasından, baş ağrısından dayanamadığı ve AK Parti'ye bile oy verse ya bunun dışında ne söyleniyor, kim neyi savunuyor diye dönüp muhalif kanallara baktığı, muhalif mecralar aradığı bir gerçek. Bunun yanında elbette ikinci bir alan olarak da sosyal medyaya herkes gerçek bilgiye ulaşmak için başvuruyor. Böyle olunca Adalet ve Kalkınma Partisi anketlerde erimeye devam ettikçe, %50+1'lik Cumhur İttifakı artık 40+1'i sağlayamaz hale geldikçe, elbette seçim kanununu değiştirelim, onu yapalım, bunu yapalım ama bu hale neden geliyoruz? Çünkü muhalif kanallar var, muhalif gazeteler var ve Sayın Erdoğan'ın bir konuşmasında satır arasında söylediği gibi sandığınızdan daha etkililer diyor. Buna inanmış ve bunun için bir saldırı başlattılar. Temmuz ayında elbette barolarla ilgili sorun, birazdan değineceğim, çok önemli bir gündem maddesidir. Güvenlik soruşturması istibdatı arttırmak için bir gündem maddesidir. Bunun yanında bugün Numan Kurtulmuş'un ifade ettiği İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya meselesi, bunların hepsi önemli ve gündemi belirlemek ve Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemiyle Temmuz'u karartmak ve hepimizin ve Türkiye'nin gırtlağına basmak için buldukları kendi gündemleridir. Ama ayrıca sosyal medya düzenlemesinden bahsediyorlar ve dün Rütük eliyle akıl almaz bir şey yaptılar. Yaptıkları şudur: Halk TV ve Tele1'e Rütük tarihinde hiç verilmemiş cezayı verdiler. 5'er gün kapatma cezası verdiler. Niye verdiler? Bir sayın gazetecinin Abdülhamit hakkında değerlendirmeleri için, o dönem hakkında. Tezi zaten çok güçlü ve taraftar bulan bir tez. Abdülhamit'in nasıl bir yönetici, nasıl bir padişah, nasıl bir sultan olduğu konusundaki iki farklı tez var ve bu iki tezin ikisi de kendi taraflarlarınca güçlü şekilde inanılan, savunulan tezler. Bunu konuşmayı kapatma cezasına dönüştürebilen bir Rütük aklıyla karşı karşıyayız. Ve Halk TV'de bir gazetecinin
dış politika ile ilgili söylediği görüşleri yüzünden Halk TV'yi 5 gün kapatıyorlar. 2020 yılındayız. 2020 yılında düşünce özgürlüğünün, basın özgürlüğünün Cumhur İttifakı tarafından ayaklar altına alınıp çiğnendiği bir dönemdeyiz. Rütük'te AK Parti ve MHP kontenjanlarından seçilmiş üyelerin oylarıyla muhalif televizyonlara öyle iki ceza verdiler ki bu maddeden bir daha ceza verdiklerinde lisans iptali yapacaklar. Kimse şunu göz ardı etmesin ki Recep Tayyip Erdoğan Halk TV'den korkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Halk TV'yi kapatmak için düğmeye basmıştır. Halk TV'yi seven, Halk TV'yi sevmeyen ama bu ülkede insanlar düşüncelerini özgürce söylesin ve insanlara ulaşsın diye düşünen herkese Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hasmane tutumunu, bu düşmanlığını, bu talimatını ihbar ediyoruz. Daha geçen hafta Rütük Başkanı, daha önce yine Rütük'le ilintili olan ve aslında o görevi kabul ettiğinde bu görevden çekilmiş kabul edilmesi gereken bir görevden istifa etmişti. Geçen hafta kendisine maaş yetmiyor, ikinci maaş yetmiyor, üçüncü maaş olarak Ebubekir Şahin'e Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği verilmişti. Bu göreve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine Ebubekir Şahin şöyle başvurdu. İş başvurusu yaptı iki hafta önce. Ne dedi? Cumhurbaşkanımızın sözleri, talepleri emirdir dedi. Talebe bak, ne güzel talep açıyor. Emrinizdeyim diyor. Bu başvuru Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildi ve Halkbank'a atandı. Ön ödemesi yapılan işin bu hafta karşılığı alındı. Ve Halkbank'a atanan Ebubekir Şahin Halk TV'yi kapatmak üzere harekete geçti. Tele1'i susturmak üzere harekete geçti. 2020 yılında adına halen demokrasi denen ama artık demokrasinin D'sinin kalmadığı bu ülkede sadece muhalif yayın yapıyorlar diye televizyon kanalları kapatılmaya çalışılıyor. Onun dün su basmanını çıktılar, temelini attılar. Bunun üzerine inşa edecekler. Halk TV'nin kapatılmaya kalkması demek, Tele1'in kapatılmaya kalkması demek, halkın haber alma hakkının ve muhalif medyanın iktidar eliyle susturulması demektir. Buna izin vermeyiz. Buna kalkışmayın. Bardağı taşıran son damla olacak. Defalarca bu tip işler yaptınız, sonra aman biz nerede hata yaptık diye öz eleştiri yapıyor içinizdeki birkaç tane sağduyu sahibi insan. Şimdiden söylüyoruz, bardağı taşırmayın. Bu insanların elinde kumandası var. Beğenmiyorsa başka kanal izler. O kumandaya bastığında Halk TV'nin, Tele1'in ekranının kararması vatandaşın parmağının ucundaki iradeye bile ipotek koymak demektir. Sana ne kimi izleyeceğinden. Beğenmeyen izlemez, beğenmiyorsan izleme. Küfür yok, hakaret yok, şantaj yok, tehdit yok. Yayın yapıyor, haber yapıyor, fikrini söylüyor diye efendim sen Halk TV'yi açarsan simsiyah ekran göreceksin. Sebep reis öyle istiyor. Sebep Recep Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Rahatsız olmuş beyefendi. Fahrettin Altun, daha önce de dedik altın makas. Kendisinden ilgili şu kadarcık bir eleştiriyi Anadolu Ajansı'na geçirtmeyen altın makas, sansürcü Fahrettin, pergoleci Fahrettin. Kendi pergolesi haber yapıldı diye televizyonlara, gazetelere sansür koyan Fahrettin. Yaptığı iş Almanya'nın yürüttüğü, götürdüğü sürece çok benzerdir. Taktikleri Göbels taktikleridir. Ama bu kadarına zaman zaman Göbels bile teşebbüs edememiştir. Ve bu Fahrettin Altun'un bu medya üzerindeki bu saldırgan, bu baskıcı, bu karartıcı tutumu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hayır değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni daha da yerin dibine batırmaktadır. Siz kimsiniz? Vatandaşın elindeki kumandaya karışıyorsunuz. Orayı mı izleyecek burayı? İstediği yeri izler. Aldığınız Türkiye böyle mi Türkiye miydi 18 yıl önce? 18 yılda
18 yılda Türkiye'ye yaptıklarının, her türlü kötülüğün daniskasını yapmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu paniği deşifre ediyoruz, bu saldırganlığı ihbar ediyoruz, takip ediyoruz ve vatandaşımızla omuz omuza Halk TV'mize de, Tele1'imize de sahip çıkacağız. Tabii sadece oraları kapatmak yetmiyor, sosyal medyada sansürlenecek. Bu konuda dün de ifade ettik. Her kim olursa olsun, aramızdaki siyasi rekabet ne olursa olsun, Türkiye'ye hangi kötülüğü yapıyor olurlarsa olsunlar, bir aileye yapılan bir saldırıyı asla tasvip etmedik, en sert şekilde eleştirdik, eleştirmeye de devam ediyoruz. Ancak kızına, torununa yapılan bu haksız saldırıya karşı siyasi partilerin tamamının, toplumun tamamının gösterdiği bu dayanışmaya teşekkür etmek ve bundan memnuniyet duymak yerine, bu insanların kendilerini ifade edebildikleri ya da doğru sağlıklı haber alabildikleri, etkileşim kurdukları alanları ortadan kaldırmaya çalışmak da neyin nesidir? Recep Tayyip Erdoğan gerçek niyetini dün ağzından ifade etti. Olmayacak bir şey. Konuşmasını Cumhurbaşkanlığı'nın kayıtlarından, kendi tweetlerinden yetmedi, Anadolu Ajansı'ndan kaldırıyorlar. Akıl alır gibi bir şey değil. Olmuş söylenmiş bir laf. Düzeltiyoruz diye açıklama yaptınız, onu da geçtiler. Yanlış anlaşıldı, çarptırıldı diyor. Bal gibi de söyledi. Ama esas mesele şu. Bugün, dün de ifade ettim, bugün de ifade ediyorum. Böyle ahlaksızlıkları bahane edip Türkiye'de sosyal medyayı sansürlemek, hatta firmaları Türkiye'den çekilmeye zorlayacak bir planın içindeler. Bunu asla kabul etmiyoruz. Şimdi bir ahlaksızca tweet atılıyor. O tweetten üstünden bir gün geçmeden ve bu konuda Cumhurbaşkanı yasal düzenlemeler yapacağız dediğinden 8 saat sonra, bakın 8 saat sonra Sayın Naci Bostancı ne diyor? Sosyal medya konusundaki yasa çalışması, kanaati, inancı ne olursa olsun, vatandaşın hak ve hukukunu korumak için muhataplık tesisini öngören, hak ve yükümlülükleri medeni dünyanın normları esasında tespit eden bir içeriğe sahiptir. Arada söylenen şeyleri geçiyorum. Sosyal medya konusundaki yasa çalışması böyle bir içeriğe sahiptir. Cumhurbaşkanı konuştuktan 8 saat, hakaret tweet'i atıldıktan 22 saat sonra. Kardeşim, nasıl oluyor da oluyor? 22 saat sonra olay başladığından, Cumhurbaşkanı talimat verdikten 8 saat sonra yasanın içeriği belli oluyor. Bu şudur. Çalışma çok daha önceden. Niyet belli. O yüzden burada yapılacak sansürleme çalışmalarını, burada yapılacak olan kanuni düzenlemeleri kimse Esra Hanım'a ve çocuğuna yapılan iğrenç saldırıyla birlikte düşünüp hak vermesin. Bunların hazırlığı çoktan. Ayrıca 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında bir kanun var zaten. Bu kanunda 9 ayrı suç, müstehcenlik, kumar, yasa dışı bahis, çocukların cinsel istismarı, sağlık için tehlikeli madde temini, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve intihara yönlendirme diye alanlar var. Bununla ilgili düzenlemeler var ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemede şu kadar eksiklik yok. Hatta yasal düzenleme o kadar sıkı ki zaman zaman ifade özgürlüğünü kısıtlarken de bunlara sokarak mahkemeler bir takım kararlar alıyorlar. Bunun üstüne daha yasal düzenleme yapacak bir şey yok. Esas sorun şu Türkiye'de. Bir, iktidarla muhalefet arasında bu yasanın uygulanmasında biz mağduruz. Nasıl mağduruz? X kişisi aynı hakareti, küfrü AK Partili birisine yaparsa, AK Parti'nin genel başkanı, AK Parti'nin grup başkan vekiline yaparsa, o kişinin üzerine, pardon bunlar, kusura bakmayın bunlar devrildi. X kişisi hakareti AK Partili
genel başkana, AK Partili grup başkan vekiline yaparsa kapısına dakikalar içinde polis gidiyor. Gözaltı, tutuklama. Kanun aynı kanun. Aynı hakaret CHP'li bir mevkidaşlarına yapıldığında 15 gün sonra Süleyman Soylu telefon açıp amcacığım seni yormayalım, üzmeyelim, dayanışma duygularını söyleyip iki polis arkadaş evinde ifade alıyor. Küfür aynı küfür. Hatta bir tanesi çok daha ağır ama Süleyman Soylu arıyor, ilçe başkanı arıyor, AK Partili belediye başkanı arıyor. Amcacığım sakın üzülme, arkandayız diyorlar küfürbaza. Yasa aynı yasa. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan hakarete takipsizlik, aynı hakareti Cumhurbaşkanı'na yaptığın zaman koçbaşıyla kapıdan girmeleri 15 dakika. Bir mağduriyet varsa kanunun uygulanması yönünden muhalefete mağduriyet var. İkincisi, küfür bu sefer normal vatandaşın mağduriyeti. Küfür ünlü birine yapılırsa gidiliyor, tespit ediliyor, alınıyor, suçlanıyor. Ama ünsüz birine yapıldığı zaman takipsizlik veriliyor. Bu gerçeklikler ortadayken daha ne yasal düzenlemesi, daha ne istiyorsunuz? İstediklerini söyleyelim, niyetlerini söyleyelim. Benim kendi kanallarım yeter. Merkez medyada benim aleyhime bir şey konuşamaz oldu. Halk TV ile Tele1'i Ebu Bekir kapatsın. Twitter'la Facebook'u da ben def edersem dikensiz gül bahçesi. Şey gibi olacak. Rus ordusu Berlin'e giriyor. Alman radyosu Moskova'ya giriyor ordumuz diye yayın yapıyordu. Öyle bir Türkiye hayal ediyorlar. Mesele öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Öyle bir düzenleme getirecekler ki WhatsApp Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Çünkü bu şirketlerin kuralları var. Yasalarla karşı karşıya gelmeyiz. Ülkelerin yasalarına uyarız. Uyamayacağımız yasa varsa oradan çekiliriz diyor. 2 sene Wikipedia'yı kapattılar. Şimdi Wikipedia üzerinden konuşuyorlar. Gelecek seçimlere Twitter'sız, Facebook'suz, WhatsApp'sız, Halk TV'siz, Tele1'siz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu. Ve otoriter liderler kavga eder sosyal medyayla. Sonuncusu da Trump. Bundan önce bakın sosyal medyayı dünyada kim yasakladıysa Kuzey Kore'sinden Çin'ine kadar otoriter liderler, otoriter rejimler. Bunu da böyle tespit etmek lazım. Tabii buna Cumhur İttifakı'nın küçük, bakansız ve izahsız ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden de destek geldi. Son tweetimi atıyorum. Hep birlikte sosyal medyadan çekiliyorlar. Gerçi askıya alıyor diyorlar. Hiçbirinin askıya aldığı yok. Herhalde tweet atmamayı askıya almak diye Milliyetçi Hareket Partisi ifade ediyor. Askıya almak başka bir işlem. Hiçbiri askıya almamış. Eğer Devlet Bahçeli'nin dediği gibi askıya almak varsa askıya al butonu var. O butona basmayıp ne yapıyorlar? Twitter'ı okuyorlar da yazmıyorlar. Hepsinin elinde telefon. Okuyorlar, şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Askıya alacaksanız, yani sözünüzün eriyseniz askıya alın da görelim. Alın bir askıya bakalım hesapları. Devlet Bahçeli açık açık dedi. Askıya alıyorum. Herkes alacak, alsanız askıya. Şimdi tutarlılık önemli bir şey. Tarih önünde mahcup olmamak önemli bir şey. Söylediği sözün arkasında durmak önemli bir şey. Devlet Bey zaman zaman da diyor ki söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Her zaman diyor. Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabı 21 Şubat 2014. Hala gelmeden önce de baktık duruyor. Diyor ki internete deli göğümleyi giydirenler, Twitter kuşunun kanadını kıranlar, ifade özgürlüğünü yontanlar, yasaları kullansalar da meşru mudurlar? Geçtiğimiz haftalarda biz yasallık meşruluk tartışmasına söz söylüyorlardı ya. Yasaları kullansalar da meşru mudurlar? Seçilmiş hükümete gayrimeşru deme suçu. Devlet Bahçeli devam ediyor peşi sıra. 22 Mart'ta atmış bu sefer. Twitter kuşunun kanatları bunların başına kabus gibi çökecek, ayaklarına donalacaktır. 20 Mart. Tavsiyem odur ki Twitter'ın kökünü kazımak için
sanal medya avına çıkanlar cesaretleri varsa kendi kazdıkları kuyudan çıkmayı denesinler. Ve 22 Mart Twitter kuşunu kafese koymak, kanatlarını kırmak, sesini kesmek için harekete geçen yasakçı zihniyetin bunları idrak etmesi imkansızdır. Twitter kuşu şimdi Devlet Bahçeli'ye bunları hatırlatıyor. O gün yapılanla tepki gösterdiğinle bugünkünün arasında hiçbir fark yok. O günkü çok daha hafifti. Tutarlılık diyorlar ya, milliyetçi hareket sözünün arkasındadır diyorlar ya, her sözümüzün arkasındayız diyorlar ya, 17-25 gece saat duruyor diyor odada, 17-25. AKP'yi İstanbul, Haliç'te Türkiye'nin bütün deterjanlarıyla birlikte yıkasa temizleyemiyordu ya. Bu da onun gibi içlerinde bulunan bir durum. Ayrıca erişim engellemesinden bahsediliyor. İşte raporu sayılan 9 tane katalog suçtan %54.69'u müstehcenlik olmak üzere %17 kumar, %1 yasa dışı bahis, %1.87 çocukların cinsel istismarı, %26'sı fuhuş olmak üzere getirilen erişim engellerinin listesi de burada. Yani erişim engeli ise çatır çatır zaten bu kararlar veriliyor ve yapılıyor. Ceza kanunuysa suçu işleyene ve işlendiği yöne bakarak uygulanıyor. Bu işin mağduru muhalefet. Burada yapılacak her yasal düzenleme sansüre yönelik yasal düzenlemedir. Esas mesele gelecek seçimlere tek sesle ve basını sınırlayarak gitme çabasıdır. Bunun dışında iki konumuz var kısa, sonra sorularınızı alacağım. Bugün barolarla ilgili kanun görüşülmeye başlanacak komisyonda. Birincisi büyük usulsüzlüklerle başlıyor. 48 saat geçmeden görüştürüyorlar. Dün meclis başkanlığına sundum. Kanunlar Kararlar Dairesi'nin zimmet defterine göre gruplara dün 11'i 7 gece dağıtılmış kanunun görüşmelerine bugün başlamaya kalkıyorlar. Biz komisyon üyelerine dağıttık vaktinde diyorlar ama zimmet defterleri yok, kaydı yok, kuydu yok, kapıların altından attık falan diyorlar. 48 saat meselesiyle ilgili usul tartışmasıyla başlayacağız. Ardından anayasaya aykırılık iddialarımız dile getirilecek. Ve bunun yanında etkin, hem niteliksel hem niceliksel olarak yoğun bir komisyon süreci bizi bekliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyonda iç düzlükten, anayasadan ve halktan, milletten aldığımız bütün yetkileri kullanacağız. Meclise yakışmayan görüntülerin ortaya çıkmayacağını ümit ediyoruz. Dün akşam ilerleyen saatlerde CHP bu yasalar çekilmezse engelleriz dedi. Engelleyemezsiniz dediler. Hukuk muhakemeleri kanununda bir gün 5 madde, öbür gün 6 madde yapabildiler. Sonra muhalefetin konuşma haklarını ortadan kaldırmak üzere bir kumpas hazırlığına bile giriştiler. Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasi zafiyetini her gün bir merhale daha ileriye götürmeye çalışıyor. Ama komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir direniş, tarihi bir mücadele göstermeye hazırlanıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Tabii meslek kanunları değişecek olan avukatlar var. Avukatlar önce yürüdüler, 27 saat Ankara'nın girişinde bekletildiler. Ardından avukatlar geldiler, İstanbul'da miting yaptılar ve şimdi avukatlar Ankara'da miting yapmaya hazırlanıyorlar. Ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hırsızlığa Kurul kararı var. Diyorlar ki Ankara'da vakalar arttı. 15 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak kararı almışlar. Utanmazlığın daniskası. Utanmazlığın daniskası. Neden? Geçen haftalarda HDP'li milletvekilleri Edirne ve Hakkari'den yürüyüş kararı almışlardı. Oraların valilikleri Covid sebebiyle orada yürüyüş yasağı koydular. Şimdi barolar Ankara'ya geliyor, Covid Ankara'ya gelmiş.
Covid yüzünden 15 gün süreyle gösteri toplantı yasağı alıyor Ankara Valiliği. Bu kadar devlet yönetiminde böyle diyorum ya, suç örgütü yönetir gibi yönetiyorlar. Suç örgütlerinin bile kendi içlerinde tutarlı bir kurallar kanun, kurallar manzumesi, kendilerince bir ahlakı vardır. Bir İçişleri Bakanı düşünün ki nerede yürüyüş olacak? Oranın valisini arıyor. Senin oraya Covid gelmedi mi ya? Bir yasak koysan. Bir ülkede avukatlar o ülkenin başkentinde miting yapmasın diye sadece o şehre özel Covid kararı almak kadar eldeki kamu gücünü ahlaksızca, etik dışı bir şekilde kullanmanın herhalde biz bunları okumaya utanıyoruz. Biz bunları yaşamaya utanıyoruz. Ama Süleyman Soylu'nun yönettiği İçişleri Bakanlığı ve talimat verdiği valiler bundan utanmıyorlar. Olacak bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Gülünç duruma düşüyorlar. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz. Görüyor musunuz? O kudretli AK Parti'ye bakın siz. O Süleyman Soylu'ya bakın siz. O mangalda kül bırakmayan yiğitlere bakın siz. Avukatlar cübbeleriyle gelecekler. Ankara'da duracaklar diye Covid var. 15 gün toplanmak yasak diyorlar Ankara'da. Bu kadar mı korkulur? Bu kadar mı basitleşilir? Mücadele bu kadar mı sıradanlaştırılır? Gerçekten vatandaşlarımız bunu gördüğünde o belki de geçmişte beğendikleri, gözlerinde büyüttükleri AK Parti'nin, Süleyman Soylu'nun aslında günü gelince ne kadar acımasız ve aslında ne kadar aciz ve ne kadar basitleşebildiğini görsünler. Meslek odalarını ele geçirmek için kanun, getirdiği kanun da şu: 9000 tane üyesi olan İzmir'e 5 delege, 170 tane üyesi olan Rize'ye 4 delege. Bu hesabı yapıyor. 30 tane üyeli Ardahan'la 4600 üyeli Antalya'ya 4'er delege veriyor. Neymiş? Seçimleri istediği avukatlar kazansınmış. Ve bunun için de böyle bir tedbir alıyorlar. Gerçekten utanç verici. Son olarak yine son derece can sıkıcı, Türkiye açısından büyük gerilemede dev bir geri adım haberi geldi bugün Numan Kurtulmuş'tan. Samimiyetle söyleyeyim, 18 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir adım attı mı, attıysa nedir deseniz, ben derim ki 2011 yılında İstanbul'da uluslararası hukukta bir ilk olarak kadına karşı şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadına karşı ayrımcılığın bir sonucu olduğunu vurgu yapan bir metin kaleme alındı. Ve bu metin aile içi şiddetle çok yönlü mücadeleyi öneren bir sözleşmeye dönüştü ve imzalandı. Adı İstanbul Sözleşmesi. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'nin çabası, Türkiye'nin burada hem coğrafi ev sahipliği hem fikren de ilk imzayı atan ülke oldu. Ve biz o zamanlar 24. dönemde Gülsün Bilgehan'ın da Avrupa Konseyi'ndeki gayretleriyle, Sayın Gülsün Bilgehan'ın Avrupa Konseyi'ndeki gayretleriyle buna destek verdik, ön ayak olduk, katkı sağladık. Mart 2012'de meclisten geçerken oy verdik. 2014'ten beri uygulanmasının takipçisi olmaya çalışıyoruz. Ve bugün Numan Kurtulmuş diyor ki, biz İstanbul Sözleşmesi ile büyük bir hata yaptık. İmzayı attığımız gibi geri çekeceğiz önümüzdeki günlerde diyor. Bu AK Parti'nin Türkiye'ye yaşattığı gerilemede, büyük gerilemede çok önemli bir geri adımdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kadın milletvekillerinin, kadın siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi konusunda Numan Kurtulmuş gibi düşünmediklerini biliyoruz. Çok sayıda kadın siyasetçinin ve kadın milletvekilinin. Numan Kurtulmuş'un kurumsal bağlayıcılığı olan bu açıklamasının AK Parti tarafından hızlı bir şekilde geriye alınması,
bu ifadelerin mutlaka kayıtlardan çıkarılması gerekir. Yoksa bu kadar çok kadına karşı şiddet vakalarının arttığı, aile içi şiddetin arttığı, pandemide bunun katlandığıyla ilgili sürekli haberlerin geldiği ve sürekli kadın cinayetlerinin her gün yüreğimize ateş düşürdüğü bir süreçte Numan Kurtulmuş'un ifadeleri talihsizliğin ötesindedir. Böyle bir şeye kalkışılmasını da son derece tarihi bir hata olarak görürüz. Bundan sonra Türkiye'nin bu alandaki hem de ilk imza sahibi olduğu böyle bir sözleşmeden geri adım atmasını kabul etmiyoruz, kabullenemiyoruz ve bunu son derece yanlış bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Danıştay. Şimdi aslında tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin suni gündemlerinden bir tanesi ve özellikle de çok açıkça söylemek gerekirse siyasal İslam'ın çok üzerinde durduğu bir konudur Ayasofya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem beklentisini yönettiği, hem beklentileri boşa çıkardığı, hem de kendi sorumluluğunu başka bir tarafa attığı bir mevzuyla karşı karşıyayız. Konu şu, Danıştay'da bugün 10. dairede 1934'teki Bakanlar Kurulu'nda Atatürk'ün atmış olduğu bir imzanın gerçek olup olmadığı üzerinden bir başvuru var. Bu başvuru geçmişte Danıştay'a yapılmış, Danıştay reddetmiş, benim konum değil demiş. Ayrıca Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'da reddetmiş. Böyle bir yeni başvurunun ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Kişisel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi onu da reddetmiş. Yeniden başvurmuşlar ve Tayyip Erdoğan Ayasofya konusunda 2 Temmuz çok önemli diyor. Bugün Danıştay savcısının mütalası da şu yönde. Diyor ki daha önce de görüştük reddettik. Bu bizim konumuz değil. Bakanlar Kurulu kararı o günden beri yürürlükte zaten. Bir Bakanlar Kurulu kararı kalkacaksa geçmişteki başbakanlar kaldırabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan yapabilirdi. Bugün de bu yetki Cumhurbaşkanındadır diyor. Yani efendim Ayasofya için Danıştay gereğini yapacak. Danıştay savcısı demiş ki ben ne gereğini yapacağım? Atatürk hayatı boyunca bir tanesi çok yoğun, iki imzayı da az olarak kullanmış. O imza oraya denk gelmiş. Bunun üstünden Ayasofya'nın ibadete açılması. Diyor ki Danıştay savcısı, bana ne kardeşim? Mütalayı öyle vermiş yine bugün. Yapılması gereken iş, eğer açacaksan sen açacaksın Ayasofya'yı diyor. Recep Tayyip Erdoğan, açacaksan sen açacaksın. 18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açacaksa o açacak. Bunun uluslararası alandaki, dış politikadaki, iç politikadaki yansımaları bilmem neleri hepsi değerlendirecek. Bakanlar Kurulu kararını kaldıracaksa bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi buna müsait. Kimse Danıştay'ın 15 gün içinde açıklayacak gerekçeli kararla bir açıklanıyor. Orayı dönüp de boşu boşuna beklemesin. Durum çok net. Diyor ki bunu ben yapmayayım Danıştay yapsın. Niye yapmıyorsun? Niye yapamıyorsun? Bu soruyu bu başvuruyu yapanlar Recep Tayyip Erdoğan'a sorsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki yaklaşımını, tutumunu daha önce söylemiştik zaten. Onu da tekrar etmeye gerek yok. Başka sorumuz var mı? Dün de bahsetmiştim ama canlı yayından sonraya denk gelmiş. Tekrar ifade edeyim. Meclis Başkanlığı için adayımız Ankara Milletvekilimiz Sayın Haluk Koç. Geçmişte partimizde hem grup başkan vekili olarak hem genel başkan yardımcısı olarak çok önemli, çok kıymetli görevleri çok başarıyla yürütmüş. Hepimiz için siyaseten bir üstad ve takip ettiğimiz bir büyüğümüzdür. Mütabakatla parti grubumuzdaki milletvekillerimiz Haluk Koç'un ismini ifade etmişlerdir. Biliniyor ki tabii buna AKP'nin ve MHP'nin gösterdiği özensizliği bir tarafa koyalım. Parti grupları aday gösteremezler. Ancak milletvekilleri gösterirler. Biz yarın öğleden sonra 14.30 olarak planlıyoruz ama arkadaşlarımız siz değerli basın mensuplarından da bunu paylaşırlar. Meclis Başkanlığı'na genel sekreterliğe giderek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekilinin de içinde bulunduğu 130'un üzerinde sağlığı el veren ve burada da imzasını atabilmiş 130'un üzerinde imza var.
arkadaşlarımız bir gün daha istediler imzaları tamamlamak için. Yarın tüm milletvekillerimizin imzasıyla ve milletvekili arkadaşlarımızın birer birer iradelerini ortaya koydukları bu başvuruyu yapacağız. Haluk Koç'un meclis başkanlığı adaylığı son derece kıymetlidir. Mecliste görev yapan tüm milletvekillerinden de kendisine destek bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.